Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaş. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız. Efendim, gıda krizi dünyayı sarsarken gözler İstanbul'da gerçekleştirilen 4'lü zirvedeydi. Türkiye'nin aktif çabası sonuç verdi. Rusya ile Ukrayna uzlaşmaya vardı. İşte o anlaşmanın ayrıntıları. Dünyanın gözü kulağı İstanbul'a Kalender Kasrı'na çevrildi. Rusya ve Ukrayna askeri heyetleri Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Birleşmiş Milletler'in katılımıyla savaşın başından bu yana ilk kez 4'lü zirve gerçekleşti. Tahıl ambarı Ukrayna sevkiyat yapamadığı için özellikle Afrika ülkelerinde açlık tehlikesi yaşanıyor. Gündemde Karadeniz'den açılacak gemi koridoru vardı. Önümüzdeki hafta taraflar tekraren Türkiye'de bir toplantı yapma konusunda kabul etmişlerdir. Türk planı adı verilen formül üzerinde anlaşma sağlandı. Deniz mayınları temizlenecek, tahıl sevkiyatı Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirecek ve bu yaptığımız çalışmalar da imza altına alınacaktır. Dünya başkentlerindeki diplomasi trafiği ne yazık ki Ukrayna'da yanan ateşi söndüremedi. Rusya'nın ateşlediği füzeler bir iş merkezini yerle bir etti. Enkaz altında can veren 20 kişiden biri de annesiyle gezintiye çıkan minik bir kızdı. Birkaç kelime öğrenmiş ve ilk adımlarını da sadece birkaç gün önce atmıştı. Önce büyük bir gürültü duyuldu, sonra yine kıyamet koptu. Yıkılan binalar sivillere, çocuklara mezar oldu. Rus işgali altındaki Ukrayna güne yine bombardımanla uyandı. Hedefte Mikolayev ile Donbas vardı. Füzeler bir otelle 3 okulu yıktı. Rus füzeleri sadece birkaç saat sonra yine ateşlendi. Vinitsia'da bir iş merkezini cehenneme çevirdi. O cehennemin yaktığı 20 masumdan biri de annesiyle gezintiye çıkan minik kızdı. Ondan geriye ailesini baktıkça kahredecek bu görüntü kaldı. Ekipler bir yandan yangını söndürmeye, diğer yandan da enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı. Onlarca yaralı hastaneye kaldırıldı. İstanbul'un bazı semtlerinde yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşanırken Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tatilden dönmemesi eleştirileri de beraberinde getirmişti. Birkaç gün gözlem yaptım, yorumları okudum diyen Ekrem İmamoğlu o eleştirilere ilk kez karşılık verdi. O gün İstanbul genelinde afet benzeri bir durum yaşanmadı. Yoğun yağış mega kenti etkisi altına alırken bayram tatiline çıkması eleştirilere hedef olmuştu. Ekrem İmamoğlu yanıt verdi, algı operasyonu savunması yaptı. Birkaç ilçede yaşanan su baskınları oldu. Sadece Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde bir sokakta evet sorun yaşandı. İstanbul'a dönüşünde habercilerin karşısındaydı. Su baskınları sırasında kurmaylarıyla telekonferans toplantı yaptığını, çalışmaları an be an takip ettiğini anlattı. O işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir durum söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 yıldır tek adam kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu Saraçhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak. Yarın o programa katılıp katılmayacağı da soruldu İmamoğlu'na. Davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacak. Bir kahvemizi içmesini, bir çayımızı içmesini diliyorum. İstanbul'da kadınlara özel bir plajda erkek can kurtaran görevlendirilince olanlar oldu. Müşterilerle görevliler arasında tartışma çıktı. İşte o anlar. 7 yaşından büyük erkekleri almıyorsunuz. 2 tane adamı dikmiştiniz oraya. Kadınlar plajında can kurtaranlar erkek çıkınca görevlilerle müşteriler arasında gerginlik yaşandı. Haber vereceksiniz. Biz gelmeden sigaralarını yakmışlar. Buraya geldikten sonra ne demesin yapacağım. Görüntü Show Haber WhatsApp ihbar hattına İstanbul'dan yollandı. Sigaralarını yakmışlar. Orada insanlar gözetliyorlar ya.
Dün kadınlar denize girmek için yalnızca hemcinslerinin ve 7 yaşından küçük erkek çocuklarının girebildiği Beykoz Riva'daki bu plaja gitmişti. Sen bak şu yazı okuyabiliyor musun? Yönetim. Sen bir şey koyuyor. Kim koyuyor? Kadınlar can kurtaranların erkek olduğunu görünce yönetimle karşı karşıya geldi. Görevli eline megafonu alıp açıklama yaptı. Arkadaşlar can kurtaranların erkek ve bayan olması kararını ben vermiyorum. Plajdaki gerginlik zabıtanın gelmesiyle noktalandı. Başkent Ankara'nın kalbinde bir kuyumcu cinayete kurban gitti. Kuyumcuya giren adam iddiaya göre alacak verecek davası yüzünden gözünü bile kırpmadan ateş etti. Tartışma kavgaya döndü. 2,5 milyon liralık alacak iddiası yüzünden kuyumcu dükkanında kan aktı. Kan donduran o olay başkent Ankara'da, Kızılay'da işte bu iş anının alt katındaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi vardı ve o yüzden buraya gelen adamla kuyumcu arasında tartışma çıktı, sesler yükseldi. İş yerine adeta baskına gelir gibi gelen adam tartışmanın büyümesiyle belindeki silahı çıkardı, Mustafa Günay'a ateş etti. Sesleri duyanlar polise ihbarda bulundu. Ekipler iş yeri sahibi Mustafa Günay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaçan zanlı ise kısa sürede yakalandı. Zanlı emniyette 2,5 milyon lira alacağım vardı, ödemeyince tartıştık şeklinde ifade verirken hayatını kaybeden kuyumcunun kardeşi o iddiayı yalanladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bir hırsız lüks aracın hayalet gösterge denilen dijital ekranına göz dikti. Onları fark edenler pencereye çıktı ve bağırarak tepki gösterdi ama o tepkiler hırsızların umrunda bile olmadı. Hırsızlık değil sanki yağmaydı. Çevredekilerin tepkisini aldırış etmediler. Lüks otomobilin hayalet ekranını çalıp kaçtılar. Camı patlatarak, kapıyı zorlayarak bütün dijital ekranlarını söküp götürmüşler. Beylikdüzü'nde şapkalı ve maskeli iki hırsızın hedefinde bir sitede park halinde duran bu lüks araç vardı. Sabahın 5'inde onları fark eden site sakinleri pencereye çıktı, bağırmaya başladı. Bağırışlara kulak asmadan saniyeler içinde otomobilin ön konsolunu parçalayarak hayalet göstergesini çaldılar. Sonra da koşarak kaçtılar. Emniyet güçlerinin de gerekenleri yapacağına inancı tamdır diyecek başka bir şey bulamıyorum. Polis yaklaşık 100 bin liralık cihaz çalan hırsızların peşinde. Trafik magandaları anne kıza kabusu yaşattı. Bir kamyonetle onları sıkıştırıp araçlarına çarptılar. Sonra da gaza basıp kaçtılar. Anne magandaları yakalayabilmek için peşlerine düştü. Kızı da bir yandan o anları kaydetti. Bir yandan da polisi arayıp yardım istedi. Bak sana dur diyorum. Resmini çek. Allah'ım beni affet. Allah beni affet. Bana araba vurduğunda aracım şu şekildeydi ve ben bu şekilde onları takip ettim. Ağlama dur, tamam. Ya bu kim ya, kim? Hem annemi sakinleştirmeye çalışıyorum, hem kanı toplamaya çalışıyorum, hem başkalarından yardım istiyorum. Git tamam, peşinde ağlama dur. Trafik canavarından başka hiçbir şey değiller yani. Otomobiline çarpıp kaçan kamyonetin peşine düştü. Nefes kesen kovalamaca kilometreler boyu sürdü. Camımı indirdim, yan tarafımdaki pikapa seslendim. Hızlandı, durmadı ve ben de o anki panikle onların peşine düştüm. Ağlama, yavaş ağlama, tamam. Otobüs var, dikkat et. Polis ara, polis ara. Ebru Civak kızı Rabia Nur'la Maltepe istikametinde seyir halindeydi. Köprüyü geçmişlerdi ki bu kamyonet onları sıkıştırdı. Sol ön çamurla çarpıp kaçtı. Hem benim hayatımı tehlikeye soktular, hem çocuğumun hayatını, hem trafikteki insanların hepsinin hayatını tehlikeye soktular. Çarpmanın etkisiyle Ebru Civan kullandığı bu aracın ön çamurluğu bakın dağıldı. Bu parça ön cama kadar dayandı. Yine aynı şekilde sol ayna da paramparça oldu. O korkuyla anne kız takibe başladı. Git önüne git, ben çekeceğim, git. Önde ve arkada kesinlikle plakaları yok. Ataşehir tarafına yöneldiler. O esnada ben bana yardımcı olun, kaçıyorlar, durduramıyorum diye sürekli polise yalvarıyorum zaten. Ben konuşayım ben. Kovalama
kavgaca yaklaşık 10 dakika boyunca devam etti. Ebru Civak korku dolu anlar yaşarken kızı da o anları kayda aldı telefonunda. Çok panik oldum. Hemen zaten telefonu alıp bir kanıt oluşturmaya peşine düştüm. Ancak trafik magandaları izini kaybettirmeyi başardı, kayıplara karıştı. Plakasız bu insanlar HGS'den nasıl geçebiliyorlar? Bulunmasını ve gereken cezayı almasını istiyorum. Hırsızlar bir tekstil atölyesini soyup soğana çevirdi. 800 adet pantolon çaldı. Onları durdurmak için bağıran adama da hayatının şokunu yaşattılar. Üzerine asma kilit fırlattılar. Baktım malları götürüyorlar. Paniklediler. Bana kilidi fırlattılar yukarıya. Hem hırsız hem arsızdılar. Tepki gösterene asma kilit fırlattılar. Yüzlerce pantolon çalıp kaçtılar. Yukarıdan bir saksı atıyor başlarından. Sonra diğer komşulardan da bir iki tahta atıyorlar. O zaman işte biraz panikleyip ondan sonra bırakıp kaçıyorlar. Sabah erken saatlerde Güngören'de bir tekstil atölyesine gelen 3 hırsız kapının kilidini kırdı, içeri girdi. Balkonda ne yapıyorsunuz falan derken baktım malları götürüyorlar. Bu sırada da işte komşular uyanıyor gürültüye. Saksıyı aldım, atınca arabaya doğru işte paniklediler. O hırsızlık anında iş yerini mülk sahibi olan kişi üst kattan hırsızlara onları kaçırmak için saksı fırlattı. Ancak hırsızlar öyle pişkin ve arsızdı ki o mülk sahibine asma kilit fırlatarak hızla kaçtılar. Saksıya kilitle karşılık veren hırsızlar kaçarken beraberlerinde dikilmiş satışa hazır 800 adet pantolonu da götürdü. Çaldıkları pantolonun tanesi ne kadar? Toptan olarak 65 liraya satıyoruz. Yani pantolon deyip geçmeyin, pantolonun tanesi 65 lira olarak düşündüğümüzde toplam zarar 52 bin lira diyebiliriz. Polis bu görüntülerden yola çıkarak kimliklerini belirlediği pantolon hırsızlarını her yerde arıyor. Yani o kadar emek veriyorsunuz, uğraşıyorsunuz, bir şeyler kazanmaya çalışıyorsunuz. Başkaları gelip de sizin o kazancınızı 2 dakikada alıp götürüyor. Ev sahibi ile kiracı arasında şimdi de depozito girdi. Depozitoyu dövizle alan ev sahipleri kurdaki yükselişi öne sürerek iadeden kaçınıyor. Peki depozito verirken nelere dikkat etmeli? Cevabı haberimizde. Öderim ödemem. Bunu kırdım, bunu döktün, ona öderim. Karışık bir şey. Başlangıçta depozito aldık. Çok yüksek rakamların talep edilmemesi lazım. Ev sahibi ve kiracılar arasında depozito kavgası da başladı. Döviz üzerinden depozito alan ev sahipleri yükselen kuru bahane göstererek depozito iadesi yapmaktan kaçınıyor. Bizim böyle başımıza geldi. Ev sahibi bizden 1000 dolar aldı. Sonra çıkarken sadece bir çizikten dolayı 100 dolarını kestiler. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşıyoruz. Bence dolar ve euro olmamalı. Son dönemde ev sahipleriyle kiracılar arasındaki anlaşmazlığa bir de depozito krizi eklendi. Ev sahipleri en fazla 3 kira bedeli kadar depozito alabiliyor. Ödenmemiş aidat varsa ya da demirbaşlarda hasar oluşmuşsa depozitodan düşülüyor. Ev sahipleri de haklı, kiracılar da haklı. Çünkü dolar olarak alma sebepleri o değil mi zaten? Bir ev sahibinin sosyal medya paylaşımı da depozito tartışmasını gündeme getirdi. Kur 3,5 liraydı. 850 euro depozito almış. Şimdi benden 17 bin lira istiyor yazdı, kiracısına sitem etti. Çeyrek çeyrektir yani, altın değil mi? Dolar ve euronun yükselmesi depozitoda işte o yeni tartışmayı da başlattı. Yapılan yeni düzenlemeyle depozito döviz cinsinden alınamıyor ama düzenleme öncesi depozitoyu dövizle alanlar şimdi de yükselen kurlardan şikayetçi. Dolar olarak almalı çünkü sürekli her şey artıyor. Düzenleme öncesi döviz cinsinden ödenen depozitolar yine döviz olarak ödenmek zorunda. Depozitoda mağduriyet yaşamamak için para kiracı ve ev sahibinin ortak hesabına yatırılmalı. Hem kiracıyı hem kirayı vereni ezmemek lazım. Son bir not, ev sahipleri kiracıdan boya badana masrafını da isteyemiyor. Yargıtay'a göre boya badanadaki sıkıntılar hor kullanım kapsamına girmiyor. Yalova'da yaşayan sosyal medya fenomeni Rabia Koncu hırsızlık şokuyla sarsıldı. İki kadın evine girip tüm birikimini çaldı. Yıkılan genç kadının başına geleni Şov Haber WhatsApp ihbar hattına yolladığı videoyla anlattı. 13 Temmuz doğum günümdü.
asla böyle bir şey yaşayacağımı düşünmez, aklımın ucundan bile geçmezdi. Aklına gelmeyen başına geldi. Tek bir ihmal yüzünden hırsızlar tüm birikimini çalıp gitti. Yüzü maskeli iki kişi tarafından evime giriliyor. O 3-4 tane bileziğim benim için teselliydi. Tek birikimimdi. Burada yaptığımız en büyük hata kapımızı kilitlememek olmuş. Yalova'da yaşayan sosyal medya fenomeni Rabia Koncuk, geçtiğimiz pazartesi günü eşi ve çocuğuyla beraber Bursa'ya gezmeye gitmişti. Akşam eve döndüğünde şok geçirdi. 2 gün önce çekmiş olduğum parayı da çantamdan almak için uzandığımda boş olduğunu gördüm. Böyle titrersiniz ya, eşimi çağırdım, evimize biri girmiş dedim. Hani yok, eşyalarımız yok burada. Aradığı soruların yanıtları güvenlik kamerası kayıtlarındaydı. 2 tane kadın var. Evimden çıkıyorlar, yüzleri maskeli, başlarına beyaz güneş şapkaları takmışlar. Yatak odamın çekmecesinde bulunan 90 bin liraya yakın ziynet eşyam artı 3 bin lirada nakit param çalınıyor. Şikayetçi olan genç kadın, ben yandım siz yanmayın diyerek herkesi uyardı. Ne kadar aceleniz olursa olsun, ne kadar dalgın olursanız olsun kapılarınızı kilitlemeyi unutmayın. Tek isteğim altın arıma tekrardan ulaşmak. Antalya'da bir hırsız markete girdi. Kaşla göz arasında kasadaki paraları çaldı. Kısa sürede de yakalandı ama işin ilginç tarafı görüntülere rağmen sadece 1 saatte serbest kaldı. İçeride kimsenin olmadığını görünce kasaya doğru yöneliyor. Rahat rahat çaldı, hemen yakalandı. Sadece 1 saat sonra da serbest kaldı. 1 saat falan sürmüyor, ondan sonra arkadaşı emniyetten salıp uzaklaşıyor. Antalya'daki markete hedef alan hırsız çalışanın bir anlık boşluğundan faydalandı. Dükkan sahibiymiş gibi kapıda dikildi. Etrafı kolaçan ettikten sonra kasaya geçti. 9400 lirayı alınca çıkıp gitti. Müşteri gelene kadar kasadaki paranın yokluğu fark edilmedi. Çalışan telefona sarıldı. Patronu Niyazi Ertürk'ü aradı. İşte diyor böyle böyle. Dükkanda diyor para yok. Ana almış götürmüşler. Yaşananlar güvenlik kamerasında kayıttaydı. Saat 6.40 civarında Yasin diye bir şahsa kasada ne kadar para varsa hepsini alıp cebine atıp olay yerinden uzaklaşıyor. Şüpheli şikayetin ardından gözaltına alındı ama sadece 1 saat sonra dışarıdaydı. Şok oldum yani, ilk başta inanamadım hani. Artık neredeyse 5 bin liranın altında kiralık daire kalmadı. Ev sahipleri hep gözünü daha yukarıya dikti. Evlerine ederinden daha fazlasını kiraya vermeye başladılar ve bakın sonunda nasıl bir tablo ortaya çıktı. Kiracı mısınız? Kiracıyım. Ben ev sahibiyim. Kiracınız var? Var. Ne kadar ödüyor? Öbür dairem 2000'e verdim ama içindeki kadın 1000 liraya oturuyor. İşinden ayrılmış, onu arttır diyemiyorum ben vicdan olarak. Şimdi bütün ev sahipleri sizin gibi vicdanlı değil. Kiralık ev kapanın elinde kalıyor. Ev sahipleri ise bu durumdan epey memnun oluyor. Çünkü evlerinin fiyatını ederinden çok çok daha fazlasına verebiliyor. Peki ya sonra? Sonra yeni kiracılar o parayı ödeyemiyorlar. Ödeyemez tabii ki yani. Hatta bazı ev sahipleri halihazırdaki kiracısını evden çıkarıp 2-3 kat daha fazlasına veriyormuş. Ya o da açgözlülük, yani bunun sonu yok. Yok. Daire fiyatlarını 3000 liraysa 5000 liraya veriyorlar. 5 bin liraya verdiği adam 6 ay oturuyor, ondan sonra bırakıyor. Kiracılarla yer daire bulunca onlar ilk başta tabii ki hemen tutuyorlar. Tuttuktan sonra tabii ki işler değişiyor. Uzun lafın kısası evdeki hesap çarşıya uymuyor. Yeni kiracılar anlaştıkları o rakamları ödemekte güçlük çekiyor. Hal böyle olunca da azla yetinmeyen ev sahibi ise artık çoğu da bulamıyor. Var mı böyle tanıdığınız? Var, olmaz mı? Öyle bir olay. Komşumda oldu mesela, 5 bin liraydı, 8 bin lira istedi, 2 ay oturdu, bıraktı gitti adam. Yeni kiracısı. Yeni kiracısı. Sonra kiracı ödeyemedi, 3 ay sonra ben gidiyorum dedi. Ev sahibi ödeyemiyor bu insanlar deyip daha ucuza mı veriyor bir sonraki kiracıya? Tam tersi, 2 lira daha fazlasına veriyor. Hiç düşünen bir mal sahibi görmedik şu ana kadar. Azla yetinmeyen çoğu bulamaz. Onlar ekmek parası için iş yerinde çalışırken hırsızlık çetesi evlerinin kapısında soygun hazırlığındaydı. İkisi gözcülük yaptı. İkisi de ne var ne yoksa çuvalları doldurup götürdüler. Eve dönünce adeta bir savaş alanıyla karşılaşan çift hırsızlık kabusunu şob habere anlattı. Şu hale bak ya, her şeyi dökmüşler ya. Çalışıyorsun,
birikim yapıyorsun, gelip hırsızlar çalsın diye mi? Burada parmak izleri var. Vicdansızlık, gerçekten vicdansızlık. Onlar işte hırsızlar evlerindeydi. Ne var ne yoksa çaldılar. Evi bu hale getirip kayıplara karıştılar. Ya bundan ne istediniz çocuğun kalem kutusundan? İnsanın vicdanı sızlar bunu alıp götürmek için. Tüm kıyafetler yerde, orası yerde, baza kaldırılmış halde. Hırsızların hedefinde Nazmiye Kerim Hekim çiftinin Esenler'deki evi vardı. İkisi evde, biri de büyük ihtimalle dışarıda gözcülük yapıyor. Başlarına geleni işten eve dönünce anladılar. Hekim ailesi kapıyı açar açmaz büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü hırsızlar evin her köşesine darma duman etmişti. Eşyalar yerle bir olmuştu. Çocukların kitaplığından ne arayabilir? Şu hale bak ya, her şeyi dökmüşler ya. Hırsızlar yatak odasına girdiklerinde altınları ve paraları buldu. Onları bir çantaya doldurdular ve hızla çocuk odasına yöneldiler ve buradan da çocukların bilgisayarını çaldılar ve 50 bin liralık zarara uğrattılar. Kayınvalidem emekli maaşıyla biriktirdiği kurban parası vardı. Eşimle ayrıyetten yaptığımız işten kalan parayla 2 tane gram yapmıştık. O vardı. Şurada çekmecede kameramız vardı. Para, çocuklarımın bilgisayarı, tablet, telefon. Paraların olduğu yere girdim. Oraya baktığımda her şey gitmişti. Bayram öncesi tüm birikimini kaybeden genç çift polise gidip hırsızlardan şikayetçi oldu. Giden gitti ama hani yakalansınlar, cezasını çeksinler. Komple boşaltmışlar, komple. Bir belediye başkanının ilk icraatı yüzü gülmeyenlere ceza vermek oldu. Halktan gelen şikayetleri dikkate alan başkan personeline maaşınızı keserim uyarısı yaptı. Gittiniz bir işlem yaptıracaksınız, suratı asık insanların. Moralim bozuluyor. Karşılıklı sinirleri geriliyor ondan sonra insanların. Bir gülümser misiniz böyle? Sağlık problemlerim nüksetti. Neden? Stresten. Karşınızda gülümseyen biri olsa? Aynen. İnsan kendisini daha iyi hisseder, değil mi? Herkes iyi hissetsin diye akla hayale gelmeyen çılgın bir proje uygulamaya konuldu. Belediye başkanı zorunlu gülümseme talimatı verdi. Harika bir uygulama. Bence her yerde olmalı. Doğru yapmış. Gülmeyip ne yapacağız? Filipinlerin Mulanay kasabasının yeni başkanı ilk icraatlarından biri olarak gülümseme politikasını hayata geçirdi. Belediye personeline gülümseme zorunluluğu getirdi. Gülümsemek bir tık bulaşıcı bir şey. Siz gülümserseniz ister istemez ben de gülümsüyorum. Ve bence bu halkın mutlu olması için iyi bir şey. Gülümsemek dediğiniz işten gelecek, zorlu olur mu? Çok güzel bir şey. Yakın zamanda ben gülümsemeyen insanlar yüzünden izne ayrılmak zorunda kaldım. Neden? Gülmedikleri için ben hasta oldum yani. Halktan gelen soğuk muamele görüyoruz. Şikayetlerini dikkate aldı o belediye başkanı. Amacını ise samimi ve dost canlısı bir atmosfer yaratabilmek olarak açıkladı. Yüzüne gülüp de içinden yani başka bir şeyler demek de şuna bak güne geldi değişik işlem yaptırtıyor. Zaten canım da sıkkın. Dün akşam yengeden azar işittim zaten. Ama gülüyor. Ha, aynı ama gülüyor. Zorunlu olamaz ama güler yüzlü olması gerekir. Belediye başkanı gülümseme politikasını hayata geçirmekte kararlı. Çünkü gülümseme politikasına uymayanlara cezai yaptırımda var. Ya maaşlara 6 aylığına el konulacak ya da o personel görevden direkt uzaklaştırılacak. Biraz saçma, neden gülmek zorunda olsun ki? Türkiye'den 8000 kilometre uzaklıktaki Filipinler'de bir belediye başkanının o talimatına personelin uyup uymayacağını ise zaman gösterecek. Eşini aldattığı için boşandı. Aylar sonra da bin pişman bir şekilde kendince özür seremonisi planladı. Pankart açtı, kafe kapattı, meşale yaktı. Ama ne yaparsa yapsın boşuna hiçbir işe yaramadı. Kafeyi kapattım. Meşaleleri yaktım. Havayı, fişekleri patlattım ve pankartı açıp karşısına geçtim. Semih Emin 10 yıllık eşini, 2 çocuğunun annesini aldattı. 5 ay önce de boşandılar. Yaptığının farkına vardı, özürler diledi ama sinemanı mahvetmedi. Oysa pes etmedi ve eski eşine bir sürpriz yaptı. Ben onun için her şeyi yaparım. İstanbul'u bile yakarım yani. Sadece Sultan Gazi'de İstanbul'u da yakarım. Yani ben barışmak için elimden geleni yapacağım. Sadece kafeyi mi kapattınız? Zira yol da kapandı herhalde. Yol kapandı demeyelim. Çünkü araçlar geçiyor orada. Zaten videoda gözüküyor. Eski eşiniz ilk tepkisi ne oldu? Sinir krizi geçirir diye düşündüm ben aslında orada. Ufak bir organizasyondu zaten, büyük bir şey değil. 2 kişilik bir ekip topladınız. Evet. Kimdi o gelenler? Dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım. Ne yazıyordu o pankartta? Siz benim gökyüzündeki duamın yeryüzündeki cevabısınız.
Altta da bir şey yazıyordu büyük puntolarla. Her şey için çok özür dilerim. Beni affeder misin? Sinem Hanım yaptığınız sürprizden sonra biraz düşünmek istediğini söyledi değil mi? Evet. Ailesiyle bir danışıp bir görüşmek istedi. Ondan sonra kararını vereceğini söylemişti. Siz anlattınız, dinledik sizi. Bir de hanımefendi dinleyelim. Bakalım ne söyleyecek? Benim olası karşı sevgim kalmadı. Sadece çocukların babasıdır. Ben onu yani affetmiyorum. Affetmem diyorsunuz. Son sözünüz de bu. Kesinlikle, kesinlikle. Defalarca söyledim zaten ben onu affetmeyeceğim. Affetmem diyor. Ben sonuna kadar mücadelemi vereceğim. Yanlış yaptım. Karınızı kaybettiniz. Sinem Hanım diyor ki, bundan sonra mümkün değil sadece çocuklarımın babası. Ama bu haberi izleyecek. O yüzden şöyle sanki objektif gözlerinin içiymiş gibi bakıp bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi ben onu çok seviyorum. Dünyalar kadar çok seviyorum. Türkiye önünde çok özür dilerim. İzmir'de iki hırsız polise suçüstü yakalandı. Ev sahibinin kayıt yaptığını gördüler. Şüpheliler affedilmek için dakikalarca dil döküp yalvardı. Elbette son pişmanlık fayda etmedi. Şimdi her yeri açacağım, göreceksiniz zaten. Baba. Siz mahallenizde ne yapıyorsunuz değil mi böyle? Terbiyesizler. Utanmadılar. Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanınca dil döküp yalvardılar. Özür dileriz. İzmir Konak'ta ekipler hırsızlık ihbarına gitmişti. Polis ev sahibiyle birlikte terasa çıktı. İki kişiye suçüstü yaptı. Boş ver baba. Şimdi her yeri açacağım, göreceksiniz zaten. Baba. Kayda alındıklarını gören şüpheliler yalvarmaya başladı. Siz mahallenizde ne yapıyorsunuz değil mi böyle? Terbiyesizler. Özür dileriz. Ama son pişmanlık fayda etmedi. İkisi de gözaltına alınıp karakola götürüldü. Şov Ana Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.